derslerim kötüydü. Hı hı. Sınıfta kaldım. O zaman tekrar vardı. Evet, sınıfı tekrarlıyorsunuz değil mi? Küçük aynısı. Göründüğüm için tekrarlara öyle okudum. Ama sonunda sanat yolunu seçtim. Bunun için de gerekli eğitimleri aldım. Öyle başladım. Ne güzel. Müjdat Gezen. Müjdat Gezen. Başladınız değil mi? Müjdat Hoca nasıl bir hoca? Nasıl yani adam yani hani hakikaten 10 yıllardır değil mi? Bir sürü oyuncu yetiştirdi. Çok tabii. da iyi oyuncular yetiştirdi. Tabii. Ve hep aynı sistemde, aynı düzende çalışıyor. Evet, değil yani mi? Şöyle. Aslında bizim okulun, ben ilk mezunlarındanım bu arada. Bizim okulun eğitim kalitesi diğer konservatuarlardan hiç farklı değildi. Hatta bizim artılarımız vardı. Yazarlık dersi gibi, oyun yazarlığı, evet. sinema derslerimiz vardı. Senaryo yazarlığı vardı. Hepsi ayrı ayrı değil mi? Hepsi ayrı aldınız. Ayrı. Dönemin bütün o üniversitelerdeki hocalarımız, hocalar bizim hocalarımızdı. Aa, ne güzel. Dolayısıyla işte Güngör Dilmen, Mahmut Ali Öngören sinemada, Cevat Çapan, o kadar çok isim var ki çok çok fazla iyiydi. Eğitmenlerimiz. Dolayısıyla biz çok yönlü yetiştirildik. Dolu dolu, çok dolu, donanımlı. Dolu. Gerçekten çok donanımlı yetiştirildik. Arada da konuklar oluyordu. İşte Kemal Sunal da. Nur içinde yatsın. Evet. O kadar faydalı bir eğitim sistemi oluşturdu ki Müjdat Gezen. Şu anda onu nasıl görüyorsunuz? Herhangi bir televizyon ekranında, işte yolda rastladığınızda, derste de aynı şekildeydi çok Müjdat Hoca. Çok tatlı, çok tatlı. Olduğu gibi, her zaman olduğu gibi. Ne kadar güzel. O kısmı aslında bütün öğrencilerine olmasa bile çoğunluğuna yansıdı. Yansıyor değil mi? Ne kadar yani güzel. Bizim okulda böyle sıcaklık, içtenlik, o samimiyet evet. çok fazla. O yüzden de şu anda camianın içinde başarılı görülen pek çok isim baktığınız zaman Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin öğrencileri. Öğrencileri kesinlikle öyle. O sıcaklık, o doğallıkta çok yönlü eğitimden ve özgür, sınırsız bırakılmamızdan ne kaynaklıydı. Kadar güzel, değil mi? Yani şu hocanızın taklidi olma şansınız yoktu. Ne kadar büyük bir şans değil mi onun varlığı? Bence öyle. Kesinlikle. Allah da uzun ömürler versin. Amin inşallah. Kaybettiğimiz çok çünkü kendisini. Çok hepsi ustalarımız çok var. Maalesef. Allah ona uzun ömür versin. Amin. Sonra tiyatro oyunlarımız sonra başladı. Sonra tiyatro oyunlarım şehir tiyatrosuna bir araştırma yapmak için gittim. Sanat tarihi dersi için. Kütüphanesi çok kapsamlı. Evet. Ve bizlere de açıyorlardı. Orada o dönemin genel sanat yönetmeni Burçin Oraloğlu biri geçti. Ben tanımıyorum kendini. Biri geçti. Ben de merdivenlerden çıkıyorum bir arkadaşımla. Bir daha geçti. Bu arada biz kütüphaneye girdik. Yonca İnal arkadaşımla. O da oyunculuk evet. yapıyor. Dolayısıyla beni odasına çağırdı sonra. Biz Yonca ile birlikte gittik. Bir oyun sahneleyeceğim. Onda sizi düşünüyorum dedi bana. Sınava girmeniz gerekiyor dedi. Sınav ne zaman? 5 gün sonra. Ama tabii biz okulda sürekli parçalar hazırladığımız evet, tabii, için. Evet tabii. Bir şey onlardan varsa, hazırlarım var. Diye düşündüm. Fakat şehir tiyatrolarının çok nadir yapıldı. 2 kez oyuncu dışarıdan alma sınavı. Bunlardan biriydi bu. Baktım ki öyle parça falan söylenmiyor. Biz bir hafta gibi bir süre bayağı böyle bir workshop'a katıldık. Çok ciddi. Çok ciddi i̇şte çalışma oldu. Dans, şan, oyunculuk, her şey. Dolu dolu. Dolu dolu. Oradan sonra ama bana kazanamadınız diye bir belge geldi koskoca. Darülfedai'den. Gerçekten. Evet. Fakat o rolde benim... Yani benim diye düşünüyorum. Öyle bir his var. Savaş ve Barış oyununda Natasha Rostova. Bir de evet, başrol. Evet. Daha sonra Ocak ayında. 1994. Bu,
Evet, 94. 94 işte Eylül, Ekim gibi evet. oluyor bu sınav. Kazanamadığımı öğreniyorum, karalar bağlamışım. Yeteneksizim diye dolanıyorum kendi içimde. Fakat Ocak ayında, 95 Ocağında bir telefon daha geldi. Tekrar davet edildim şehir tiyatrosuna denenmek için. Hı hı. Gittim, oldu. Aa, ne güzel. Meğer Burçin Bey gördü sonra beni, odasına çağırdı tekrar. Bana bir zarf verdi. Bunu dedi Müjdat Hoca'na götür dedi. Peki dedim. Sonra öğrendim ki ben son sınıftaydım. Henüz okuyorum diye hocalarım istememişler ve o yüzden... sınava geçmedi gibi. Evet, geçemedim kararı bana gönderilmiş. Aslında başından beri ben olmuşum. Anladım. Kabul edilmişim. Sonra sağ olsun Müjdat Hoca izin verdi. Ve benim tam